Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle imaj makineyi inceleyeceğiz. İmajda son durum ne? Alınır mı? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Fiyat grafiğine bakıldığında yukarı yönlü güzel bir trend, iyi bir getiri. Devamında da çok sert bir şekilde geri çekilme görüyoruz ki. Sert düşüş sonrası bir tepki gelse de yeterli mi? Oluşmamış ve satış baskısı sürmüş. Şurada desteğin kırılmasıyla fiyat 13.96 seviyesine kadar inmiş ve artık burada bir dip bölgesi oluşmuş. Daha önce de bu dip bölgesine oluşan tepkilerle yukarı gitmeye çalışmış. Ancak bu trend yetersiz kalmış. Önce yukarı yönü kanalın kırılması ardından da desteğin geçilmesiyle birlikte aşağı yönlü fiyat baskısı sürmüş. Fiyat 13.96'ya kadar inmiş ve şu anda 18.05 seviyesinde fiyatlar şimdi imaj tarafı taramada çıktı arkadaşlar paylaşmak istedik grafiğine baktığında da olumlu bir, bir görüntü var şu şekilde fiyat daha önce burada düşüş trendini kırsa da bir tepki olmuş İkinci tepkiden sonrası da trendi güncellediniz yine trendin dışına çıkmış yani artık bu düşüş trendini kırmış arkadaşlar ancak burada yapılacak iki işlem var ya alacaksınız uzun vadeli unutacaksınız ya da bu düşüşün düzeltmesini oynayacaksınız. Böyle bir durum gerçekleştirmek isterseniz de fiyat 18.05 burada kesinlikle 13.16 hatta 13.16'ya gitmeden şöyle 15-16 seviyesini stop loss olarak belirleyip yukarı yönlü tepki hareketlerini oynayabilirsiniz. Bu ne demek? Fiyat 18.05 şu anki açılışla beraber yani bugünkü yapacağı açılışla beraber takip edilip bir kademe alınabilir. Bu kademede 18'in üstünde kaldığı sürece 23-58 seviyesine doğru yükselişler görülebilir. Yani 18 seviyesinden yapacağınız alım 18-17 seviyesinden yapacağınız alımlarla birlikte ilk hedefiniz 23-58 olmalı ki buranın geçilmesi de sonraki hedefte 32-46 seviyesi olacaktır. Yani çok evet, bir aşağı yönlü bir hareketler bu hareketin yukarı yönlü tepkisine Oynamak isterseniz buradan bir kadem alım yapar. 16-15 seviyesi stoplus olarak kabul ederseniz buradan risk alabilirsiniz. Uzun vade için de alabilirsiniz. Özellikle tekrardan 13-96-14 seviyesi gelmesi durumunda isteyen arkadaşlar uzun vadede imaj tarafında alım gerçekleştirebilir. 32-46'ın üstü yok mu? Evet 32 üstü de var arkadaşlar. Ancak burada kısa vadeli bir trade etmek isterseniz güzel bir kar marjı bırakabilirsiniz. Öncelik 23 devamında da 32'ye gelmesinde zaten %70'in üstünde bir getiri sağlamış olacak. Ancak buna bir Fibonacci çekersek daha üstte var mı yok mu diye takip etmek isterseniz de 32'nin üstünde uzun vadede daha uzun vadede yani kısa vadede orta vadede uzun vadede bir düzeltme hareketi gerçekleştirirse 0.5 ve 0.618 seviyelerini takip edebilirsiniz. Bu da 44, 51, 45 seviyesinden geçiyor. İlla ki buraya gidecek diye bir kaydı yok arkadaşlar. Öncelikle fiyat bir toparlanmasını gerçekleştirir, Burada bir çanak oluşturabilirse 32 seviyesinden buralardan mutlaka satış olacaktır. Onun için bu direnç seviyesini önemli takip etmeniz iyi olur. Yani fiyat buradan toparlanıp bir çanak oluşturursa burada oluşan satışlarla bir miktar tekrardan bir gerilme gerçekleştirip 24-25 seviyeden inebilir. Onun için kısa vadeli trade ediyorsanız 23'ün geçinmesi durumda 32-33 seviyelerine satış gerçekleştirmeniz iyi olacaktır. İsterseniz kademeden çıkarsanız, isterseniz tamamen satış yaparsınız. Bu tamamen sizin risk durumunuza bağlı bir olay. Ancak dediğim gibi burayı önemli takip edin. İlk etapta 23-48, pardon 23-58 devamlı 32-46 imaj tarafında hedeftir arkadaşlar. Teknik görüntüsü olumlu kısa vadeli grafikleri dip seviyeler yakın arkadaşlar. Buradan, buradan yapacağı tepki hareketi 23 geçerse 32 46 dediğim gibi hedeftir. Bu da altta düşüş. Her ne kadar trend kırılsa da tekrardan alt destek noktası yani 13 96'ya doğru gelebilir. İsteyen de tekrardan buraya gelmesi durumunda 13.96-14 seviyesi gelmesi durumunda ikili dip ihtimaline karşı da alım gerçekleştirir. İsterse uzun vadede tutar, isterse de kısa vadede trade eder arkadaşlar. İmaj tarafı bu şekilde arkadaşlar. İlk çeyrek bilançosu da çok iç açıcı değil. İkinci çeyrek bilançosu önemli. Takip edecek. Orada iyi bir bilanço. Burada belki 32-46 seviyesini geçmesine de neden olabilir. Cümleten bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.